Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda hem sukulentlerimi şöyle bir gezeceğiz hem de yağmur suyunun önemiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Trabzon'dayım. Gerçekten normalde Karadeniz iklimi bol yağışlı oluyor, güzel hani yağmurlar yağıyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. Yağmur suyu çok önemli. Benim bitkilerim de ben kaç gündür sulamıyordum. Bugün şöyle bir yağmur başladı, böyle gürül gürül başladı. Ondan sonra çok kısa sürdü ama böyle 2 dakika falan sürdü. Ondan sonra bitti maalesef. Ben de sulamamıştım bitkilerimi çoktandır. Çünkü havalar ısınacakmış bayağı bir. Çok sulayıp riske atmak istemedim. Şu taraftaki böyle bitkilerim biraz su aldılar ama şu sol taraftakiler yani şunlar almadı. O yüzden hani ne yapacağımı da şu an çok bilemiyorum. Bunları da sulasam mı diye. Ama bunların bile dipleri ıslanmış hafif. Almışlar. Bazılarına yetişmemiş. Mesela şunun dibinde yok ıslanma. Siyonun dibinde yok. Zaten siyon saksıyı tuttuğu için. Ama şunun dibi biraz ıslak gibi. Şunun dibi de öyle. Bazıları almış. Bu şekilde benim güzel kızlarım. Gerçekten çok güzeller. Güzel diyorum ama gerçekten çok güzeller. Siyonlar arkadaşlar güneşi çok seviyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü güneşte renkleniyorlar bu siyonlar. Ve benim siyonum da videolarımda çok beğeniliyor. Güzel yorumlar geliyor. Ama gerçekten çok güzel oldu. Böyle gül formunu aldı arkadaşlar. Formu. Rengi de kırmızı. Böyle çok güzel. Bakın. Harika. Şöyle güzel bir renk, böyle kapatınca daha güzel duruyor şu tarafı. Çok güzel renkleri aldı. Dediğim gibi siz de bence güneşe koyun siyonlarınızı, korkmayın. Ben denedim ve çok güzel sonuçlar aldım. Aşırı sıcaklardan bahsetmiyorum. Hani nasıl olur bilemem ama şu anda iyi gidiyor. Bakalım. Hani yerini de değiştirmiyorum henüz. Şu Akmaria Cluster'ım. Benim çok sevdiğim bir tür yine. Cluster olarak almıştım bu şekilde. Dörtlü rozet. Henüz yeni bir rozetimiz yok. Yani bebişimiz var mı? Biraz sıkışık olduğu için çok da bakamıyorum araları. Aslında şu altları temizlemem gerekiyor. Yaprakları var kurumuş. Onları almam lazım. Ama çok güzel. Gerçekten rengi harika. Bir cluster bu da. Bunu da çok seviyorum. Şu Echeverya'mı göstermek istiyorum size. Echeverya Saigon. Bakın yağmur damlalarını üstünde görebilirsiniz. Bu güzel kızın. Şöyle göstereceğim bir dakika. Evet, Echeverya Saigon. Arkadaşlar bu böyle mor ve çok güzel bir renk tonu var. Şöyle göstereyim size. Renginin asıl güzelliği bu tarafta çıkıyor. Böyle nasıl diyeyim? Bordomsu bir rengi var. Kocaman oldu bu kız. Güzel büyüyor. Güzel gidiyor her şey. Hiçbir sorunumuz yok. Saksısını da artık değiştirsem iyi olur çünkü büyük yani büyüdü. Buraya sığmıyor. Sıkışıyor. Sıkıştığı için de değiştirsem iyi olur diyorum. Şurada Noble'ım var. Noble bu yavru versin diye bekliyorum. İnşallah verir. Şu anda iyi, bir sıkıntımız yok. Rengi falan da güzel. Bakın. Hani öyle çok renksiz de değil. Güzel gidiyor onda da. Problem yok. Şu linguasım artık büyüdü. Şuradaki gilvaya çarpıyor yani. O kadar kocaman olma yolunda linguas. Ya bunlar da böyle uğurlu türler. Hani uğurlu türleri de çok aslında çok sevmiyordum ama güzeller yani. Böyle kütür kütürler çok güzeller. Şu Little Fairy en çok sevdiğim Echeverya'lardan biri oldu. Çünkü rengi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok güzel renkleniyor. Böyle pembemsi bir renk alıyor arkadaşlar. Harika oluyor. Bu bakın 2 tane çiçek dalı verdi. Heart Delight bu. Heart Delight. Onda da sıkıntı yok. Şu anda güzel gidiyor. Ortadan yeni yaprakları geldi. Rengi tabii ki o kıpkırmızı değil ama tamamen yeşil de değil. Aslında çok tontik oldu böyle. Tontik tontik oldu yani. Güzel oldu. O şekilde. Şurada Rainbow Candy'lerim var. Bunu arkadaşlar Mrs. Richard'da aynı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum hani aynı da olabilir.
aynı aileden de olabilir ama Mrs. Richardson tamamen rengini kaybetmesine rağmen bu kolay kolay rengini kaybetmedi. Hani bence aynı değil. Yani Rainbow Candy ve Mrs. Richard. Ha tamam benziyorlar mı? Evet, benziyorlar. Ama belki hibriti olabilir, bilmiyorum. Farklı bir şey olabilir. Ama ben aynı olduklarını düşünmüyorum. Yani çünkü dediğim gibi renklenmeleri ve yaz sıcaklarındaki renk tonları farklı bence. Şu türümü de çok seviyorum. Echeveria Yangjin. Yangjin. Çinli isimlere benziyor böyle. Zaten Çinli bir tür herhalde ya da Koreli bilmiyorum. İsimlerine baktığımızda şöyle renkler gerçekten çok güzel, çok cazibeli böyle renkleri var. Ortadaki rozeti kocaman ama bu herhalde gölgede mi kaldı, ne olduysa bu çok renkli değil ama küçük yavruların rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel renk yapmışlar. Bunu da çok seviyorum. Yine sevdiğim türlerden bir tanesi. Şurada pink spot'um var. Bakın pink spot'un renklenmesi. Bu böyle kanlanan bir tür. Böyle pembe pembe kanlanıyor. Böyle yaprak kenarları, yaprak uçları kanlanan bir tür. Ve güneşli oluyor arkadaşlar. Bu hem güneş hem soğuk istiyor. Yani sadece tek başına soğuk yeterli değil bunun için. Güneş de istiyor bu kız. Görmek istiyor. Bu da böyle yaprak kenarları bu şekilde renklenen bir tür. Şurada pulvinatalarım var. Pulvinatalarım da güzel, renkli, gayet iyi durumda şu anda. En sevdiklerimden Orange Monroe. Şunun tatlılığına bakın. Şekerpare gibi. Yani o kadar güzel ki. Şu renklere bayılıyorum. Şu böyle pıtır pıtır renklerine. Çok güzel bir tonu var Orange Monroe'nun. Tavsiye ettiğim türlerden biri. İnşallah yaz sıcaklarında kaybetmem. Bu pudralı türler biraz daha nazlı oluyor sanırsam. Ama iyi olur inşallah. Bu Agovaydısımı da çok seviyorum. Kenarları bu şekilde. Siyah oluyor. Rengi çok güzel oluyor. Büyüyor da. Çok güzel büyüyor Agovaydıs türleri. Bu benim has pinkim. Şurası yağmur suyunda toz olmuş. Yani başka bir şey yok. Arkadaşlar ben bunu normal bahçe toprağına diktim. Denemek için. Ama sanki daha çok yavru vermiş. Baksanıza her yerinden yavru yani fışkırdı adeta. Altta öbür tarafta da yavrum var. Bakalım göreceğiz. Eğer bahçe toprağında olursa, yaz sıcaklarında bir şey olmazsa bundan sonra toprağa para vermiyorum. Kendi normal toprağıma dikeceğim yani. Denemek gerekiyor bence. Sürekli hazır toprak bir yere kadar diye düşünüyorum ben. Deneyip görelim. Eğer olmazsa yine hazır toprak kullanırız. Ama baktık oluyor, gerek yok diye düşünüyorum. O şekilde bu da çok güzel bir tür yine. Evet, buradaki türlerimden en çok sevdiğim bu. Echeveria cassio. Bunun bu formuna bayılıyorum gerçekten. Çok güzel bir formu var. Harika bir tür. Ortası böyle lotus çiçeği gibi açılıyor. Çok sevdiğim bir tür oldu gerçekten. Hani ilk dalmışım. Formuna bayılıyorum. Çok orijinal, değişik bir formu var bu türün. Yani bunları çok güzel üretmişler. Rabbim çok güzel yaratmış. Ve renklenmesi de çok güzel. Yani inanın tam rengini şöyle size göstereyim. Yani böyle bir tür bu. Çok güzel, efsane, renkli. Ortası çok harika formlu bir tür. Şu Elegans albicans diye bir tür. Bu böyle top şeklinde büyüyor. Yavrularını büyütüyor. Her yeri bebek dolu. Buz mavisi bir rengi var. Saksısını da ben yapmıştım. Bakın size göstereyim. Çünkü saksısıyla çok uyumlu. Bakın. Böyle. Yani insan sevince böyle yapıyor, yakıştırıyor. Güzel oluyor yani bence. Şu lipstick'im. Agovaydısların hası bence. En güzel Agovaydıs. Böyle tırnaklı, ojeli, çok tatlı bir kız bence. Ben çok seviyorum bunu. Bu saksıma ayrıca hayranım diyebilirim. Şurada Vivienne, Kalanşo Vivienne var bir tane. Onun haricinde yaprak kurutmuş alalım. Şurada hot pinkler var ki tepe çeliğini almıştım. Şunun da tepe çeliğini aldım. Yavru verir inşallah. Ve hot pink yaprakları var dibinde de. Şurada Echeveria Pink Ruby ya da Bashful denilen bir tür var ya o var. Ama ben bu saksıda en çok bu Blue Mist'ime hayranım. Blue Mist'in rengine bakın.
Yani bu can erikleri oluyor ya hani büyük büyük böyle onun rengine benziyor rengi. 3 tane böyle yavrulu. Çok güzel ya. Çok tatlı bir rengi var. Bayıldım buna, bayıldım. Çok güzel türlerden bir tanesi bence Blue Mist. Bu saksımda bu aranjman saksım. Burada kroman var. Ama burada en çok sevdiğim bu turuncu olan bir türüm var böyle. Adolfiye sanırım. Bu da Perle'nin bir hibriti yine. Tatlış bir tür. Bu Ecem çok güzel, çok gösterişli, kocaman bir kız. Bunu da çok seviyorum gerçekten. Renklenmesi de çok harika. Biraz kamera hareketlendi ama çok güzel bir tür bu da. Şimdi bunu çıkaramam çünkü gerçekten büyük. Kaldırmam zor oluyor. Şu kızı dört gözle bekliyorum. Açsın artık. Bakın şunların her biri çiçek olup açacak. Ve çiçekleri şu renk, fuşya rengi olacak. Şurada iki tane açmış. Ama bunu şöyle bir saksı böyle açtığını hayal ediyorum ama yani çok mükemmel bir şey oluyor. İnşallah size de göstereceğim açınca. Aynı anda açarım umarım çiçeklerin hepsini. Bakın her yeri tomurcuk. Bu Crassula exilis. Crassula exilis çok güzel bir tür ve çok güzel çiçek açan bir tür arkadaşlar. Tavsiye ederim yine. Ben böyle çiçek açan sukulentleri ayrıca seviyorum yani. Burada Grapton var. Bu Grapton saksımın hepsi arkadaşlar yapraktan büyüttüm. Tek tek kendim. Kocaman oldular artık ve çok mutluyum. Graptolar çabuk büyüyorlar Allah'tan. Öyle nazlı niyazlı türler değiller bence. Şurada en kocaman Grapton var. Anaço artık. Bunlar da minik minik böyle bol bol yavrulu. Artık saksıya bile sığmıyorlar. Çok güzeller. Yine mendozalarım. Mendozalar güneşi çok seviyor. Yazın göreceksiniz. Hani böyle pes pembe, böyle uçuk pembe bir renk alacaklar. Harika bir sukulent yine bu da. Şurada bir letizya saksım var. Şu Purple Delight saksım arkadaşlar. Purple Delight'ım. Ben tepeçeliğini aldım. Umarım yavru verir. Hiç yaprak bırakmadım çünkü. Bakalım yavru verecek mi? Şuraya daha önce koyduğum yapraklar vardı. Onlar bebek verdi çok şükür ki. Şurada yeni yapraklar koydum. 4 tane tepeçeliğim oldu. Hani bebek verir umarım bunlardan. Şurada akualisim var arkadaşlar. Bu akualisim böyle çok güzel renk yaptı. Koca bir saksı akualisim var. Şu Sieboldim. Sieboldimi de şöyle şu taraftan göstereyim size. Gerçekten çok güzel. Üzerinde sadece ilaç lekeleri var. Harika bir formu var bunun da. Bu şekilde. Burası karışık. Bu saksımı çok sevmiyorum. Bronzeler ve badeler var ama formları çok düzgün değil. Bunlar yazın daha güzel oluyor. İnşallah güzel olur. Gösteririm size. Evet, burası benim miniklerimdi. Ama artık iyi diyorum çünkü büyüdüler. Ben bunların hepsini küçücük almıştım. Bebek olarak almıştım. Kendim büyütürüm demiştim. Ve ilkbaharda çok büyüyecekler, güzel olacaklar, saksıyı dolduracaklar diyor idim. Ki öyle de oldu. Bakın şu Laulensis küçücüktü, minicikti. İlk videolarımda var izliyorsanız. Şu anda saksısını bayağı bir büyüttü. Bu çok güzel de bebek yapan bir tür ve çok güzel renk yapan bir tür. Saksısı küçücük ama değiştirsem iyi olur aslında. Şu Crispat Beauty'im. Bunu da yine çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Sevdiğim türleri hani korkuyorum kaybedeceğim diye. Bu Violet Queen. Bu da çok güzel renk yapan bir tür. Harika oluyor renkleri. Şu zaten en best yani en güzeli. Şimdi şunun rengine bir bakın arkadaşlar. Şunun tatlılığına bir bakın. Alttan böyle yaprak kurutuyor ama önemli değil. Çok sıcaklarda normal. Variegata'nın güzelliği. Yani ben bunu çok seviyorum. Variegataların en güzeli bence bu. Lenora Dean. Echeveria Campden Carousel diye isimleri var. Lenora Dean diye ismi var. Var da var yani. Bir sürü ismi var. Yine şu da Black Crystal diye bir türdü. Burada şu Agavaldus'un turuncu olan bir türü yine. Şurada Snow Angel. Burayı kaybetmiştim. Hala duruyor. Saksısı almadım. Bu da çok tatlış bir tür aslında. Böyle tırnaklı bordo tırnakları var. Güzel bir tür. Bunun tepeçeliğini aldım ama hala bebek vermedi. Bakalım verirse verir. Vermezse yapacak bir şey yok. Nano Kumini küçücük. Şunu da çok seviyorum ben. Bu benim Mebina. Minik Pink Mebina. Minicik aldığım yine türlerden bir tanesi. Arkadaşlar bebeklere bakın.
Altları dolu. Çok bebek yaparak büyüyor. Çok da güzel, renklenen bir tür. Hem verigata hem de pembeleşen bir tür böyle. Mebina'nın bu şekilde bir türü. Yine harika bir tür. Şurada Echeveria Moonlight mıydı? Neydi bunun ismi? Öyle bir şeydi. Bu da çok güzel renk. Yapan türlerden Clavatum'un tatlıştığını zaten hiç söylemeyeyim. Yani bu kadar minik minik tombik tombik bir saksı. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi size şuraya geçeyim. Gilamı göstereyim size. Bakın. Gilam büyüyor. Arkadaşlar bunun kocaman olmasını çok çok istiyorum ya yazın. İnşallah kaybetmem yine. Çok korkuyorum sukulentlerimi kaybedeceğim diye. Bu polidonisim çok güzel oldu. Muhteşem renk yaptı arkadaşlar. Debim. Bakın renkler hala duruyor. Benim sukulentlerimin renkleri çok güzel maşallah. Çok şükür ki. Tabii sıcaklar geldiğinde durum değişecektir ama. Evet, burada da Mensa'm var. Arkadaşlar bu Mensa nasıl güzel oldu. Bakın nasıl renklendi. Böyle güzellik işte bu da Mensa güzelliği. Şurada Luella'm var. Luella'ma bayılıyorum. Adeta çok harika bir şey oldu ya. Formu muhteşem oldu. Kocaman oldu. Büyüdü. Burada hani göstermek istediğim bu. Bakın ışıl ışıl ya. Çok güzel, harika. Ve Peach Bright. Diğer harika olan renklenen sukulentlerim. Bakar mısınız? Çok güzel. Böyle tatlı bir ton aldı. Böyle yaprak kenarları şeftali oldu. Yani çok güzel bir rengi var. Yeşilin böyle sarıya dönük bir hali böyle. Bakın şurada tam rengi gözüküyor aslında. Hani Peach Pride'ın bu hali. Şurada da bir bebişimiz var. Çok tatlı bir tür. Yani ben böyle seviyorum onları. Bunun rengine ayrıca aşığım zaten. Böyle lila türünde bir rengi var. Bu da Villagina'nın bir türü. Özel bir türü sanırım. Yaprak formları çok güzel. Şu Gilva. Şuradan yavrular ayırdım. Şuraya koydum. Dikeceğim onları. Kurumasını bekliyorum. Şurada bir türüm vardı. Bunun tepe çeliğini aldım. Ama yavru vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın çürüme var. İyi ki de almışım. Çürüme başlamış bunda. Bu benim üzümlüm, üzümüm mor olan türüm Echeveria Sweet Dumpling. Bu da çok güzel bir tür. Siyonlarım zaten harika, efsane. Şu türümde Noble'ın Cluster'ı. Arkadaşlar Cluster Noble. Böyle akşam videosu da güzel oluyormuş. Baramba oldum arkadaşlar. Şu kızı da çok seviyorum. Shaviana'm. Bakın şu renge bakın. Metallica. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve şu kız. Renklere yaprak kenarları büyük kıpkırmızı ve çok etli kocaman yaprakları var. Gigantenin hibriti bir tür. Yani mükemmel gerçekten. Şimdi şurası sedum aranjmanım. Rengarenk. Şurada komik sedumlarım var. Şunlar o pıtırcık sedumdan. Şurada Makio var. Bakın nasıl renk yaptı. Çok güzel renkler. Şu da diğer cluster Sion'um. Bu bir demet. Böyle koca bir saksı. Arkadaşlar bu da güneşe koydum. Kıpkızıl oldu. Çok güzel oldu. Şunları ayrıca seviyorum. Şu Krasulam çok güzel renklendi yine. Şunlar bakın. Şu Lolam. Her biri ayrı ayrı. Şu tırtıllarım kocaman oldular. Evet, bu taraf karanlık olduğu için akşam çekiyorum videoyu. Çok çıkmayacaktır. Burada göstereceğim size. Şurada birkaç türüm var. Şu fanfare'ımı çok seviyorum. Variegatalarımı gösterebilirim. Şu Enfant Variegata. Şu Liellam koca bir saksı. Böyle çok güzel. Ya bu çok güzelleşti. Kocaman oldu. Şu Imbricate Rose. Bu Verigate türleri ayrı seviyorum demiştim. Şu Kalanşo Verigatem. Yine. Ve
benim kaktüslerim. Kaktüslerim de arkadaşlar artık şu da cimno kaktüsüm var çiçek açmak üzere. Belki yarın açar bilmiyorum. Şurada şu pembe açıyor Rebutia. Çok güzel açıyor. Bu açtı zaten. Bu da Echeveria Giant Blue. Kocaman bir lahana. Ben bunu çok seviyorum ya. O kadar büyük ki. Yani 2-3 tane el sığar. Koca bir kız bu. Çok güzel. Ben bunu harika ayrıca yani seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şunun da çiçekleri bu şekilde açtı. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Granovyalarım tamamen kapandı arkadaşlar, bakın. Bu şekilde kapatayım videoyu. Herkese iyi akşamlar diliyorum.